Merhaba Murat Bey. Bugün soru cevap şeklinde devam ediyoruz. Son dönemde medyada tartışılan bir konu var. Pandemi, deprem ve sağlık başlığı altında söyleyebiliriz. İşte denen o ki tüm dünya Türkiye ile birlikte pandemi sürecinden geçmekte. O yüzden depreme harcanan vaktin, emeğin ve bütçenin bu pandemi sürecinde kullanılmasının daha doğru olacağına dair yorumlar söz konusu. Ama biliyoruz ki Evet, son bir senedir pandemi şartlarında yaşıyoruz ve 30 binin üzerinde insanımızı kaybetmiş bulunmaktayız ama daha önceden yaşadığımız deneyimlerde de 30 saniyelik, 40 saniyelik depremlerde 30-40 bin kişinin öldüğü, insanımızı kaybettiğimiz depremlerde yaşadık. Siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Arada nasıl bir denge olması gerekiyor sizce? Bu mantıklı mı yani depremi ikinci plana atalım, pandemiyi öncelikleyelim yoksa ikisinde mi? aynı anda, aynı ciddiyetle ele almalıyız. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi aslında çok gündem bir soru oldu. Teşekkür ederim. Ben haber izleyen biri olarak genellikle izlediğim haberlerde çıkan birçok bilim insanının e, deprem hep ikinci plana atılmış. E, önemsenmeyen, daha doğrusu velev ki olursa mantığıyla hareket edilen ama sağlık üzerine de biraz da sağlık ticaretini teşvik etmek amacıyla mı artık bilemiyorum. Buradaki hocalarımızın yorumları, deprem hep ikinci plana attılar. Şimdi benim de bir sorum var, izleyicilere özellikle. Şu anda pandemideyiz, yaklaşık 30 bin kişinin üstünde de bir ölüm oldu sizin de dediğiniz gibi. Ama benzer bir deprem de yaşadık, bunda da yaklaşık 30 saniye içinde, 40 saniye gibi bir süre sürdü gerçi, rakamlar daha sonraki rakamlarla 40 saniyede 30 bin kişi kaybettik. Şimdi ikisinin de ortak noktası sağlık. Ölümler, keza evet yapı sağlığı dediğimiz kısımdan dolayı Allah rahmet eylesin böyle vahim bir de olay yaşamış olduk. Fakat şimdi burada yıkılan hastaneler oldu, burada yıkılan okullar oldu, burada yıkılan camiler oldu. Bunlar pandemi gibi dönemlerde, savaş gibi dönemlerde insanların içinde sığınıp aynı zamanda sağlık hizmeti alabileceği, yatabileceği, e, karantina bölgelerinde dediğimiz karantina oluşturulmuş bölgelerde karantina altında kalması gereken yerlerdi. Peki bu yapılar elimizden gitti. Tamam deprem bütçelerini, hükümetin kamu binalarının güçlendirmesi için ayırdığı bütçeleri, pandemiye ayıralım. Denen de bir deprem var. Bu deprem yaşandı. Bu deprem yaşandıktan sonra sizce ne olacak? Olmayan bir hastane tedavi görebilir miyiz? ayakta olmayan bir camide veya bir okulda buralar barınma yerleri olarak işaretlenir. Buralarda barınmamızı hasar görmüş evlerimizden sonra veya yıkılmış evlerden sonra sağa çıkarsak buralarda kalabilir miyiz? Bunu söyleyen doktorlarımız, hocalarımız bu tedaviyi, bu sağlık hizmetini bize verebilir mi? veya verirse de nerede verecek? Kendi evinde mi verecek? Kendi evi ayakta duracak mı? Olmayan bir hastanede nasıl bir sağlık hizmeti verilecek? Yani bunu düşünürken bunu söyleyen hocalarımıza da seslenerek şunu söylemek istiyorum. Bu bir bütündür. Aynı zamanda sağlıkla evet sağlık hizmetini vereceğiniz yapı bir bütündür. Bu yapı olarak düşünmeyin. Bu bir yerleşkedir. Bu yerleşke ayakta değilse siz hocalarımız da burada hizmet veremezsiniz. Bu bir arada gitmesi gereken bir sektördür. İkisi de bir ticarettir baktığınız zaman. Fakat birbirini ezerek, birbirine farklı şekillerde yaklaşım yaparak hareket edeceğimiz bir nokta değildir. Bu noktanın en önemli kısmı siz sağlık hizmeti verecekseniz bir hastaneye ihtiyacınız var ve bu hastanenin de depremde hasar almadan ayakta durmasına ihtiyacı var. Ve gene söylüyorum 1.5 dediğimiz deprem yüzdesi üstünde durmamın sebebi bu. Hasar almadan sizin bu sağlık hizmetini devam ettirebilmeniz gerekmekte. Bunu yapamazsanız siz pandemi de olsa, deprem de olsa, savaş da çıksa bunun karşılığında yapabileceğiniz hiçbir hizmet yok sadece ekranlarda konuştuğunuz gibi aynı şekilde bu önemli bu önemli dersiniz fakat hizmet verecek yeriniz bulunmaz söyleyeceklerim bu kadar. Evet Murat Bey değerlendirmeniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.